Herkese merhaba. İstanbul Hepimiz'in girişimi tarafından hazırlanılıp sunulan Şehir Hepimiz'in programındasınız. Ben Abdullah Ezik. Bugün Antonio Cotantino ile birlikte geçtiğimiz aylarda Bursa'daki imalathanede açılan öğleden sonra sergi türlerinden hem sanat pratiğini hem de bu sergiye dair bir takım sohbetlerde bulunacağız. Hoş geldin Anton. Hoş bulduk Abdullah. Nasılsın? İyiyim. Güzel geçiyor yaz. Geç, Güzel ve yoğun geçiyor. Yani fena değil. Benim için sergiden sonra yoğunluk azalmış durumda. Artık Eylül'de tekrar bir yoğun tempoya gireceğimi düşünüyorum. Şimdilik biraz yaz modundayım. Güzel. Bir an sergiyi de tekrar hatırlamış oluruz. Tane. Bir ufak bir yolculuğa çıkmış olurum diye düşünüyorum ben de. E, i̇yi olur. Sergi çünkü yaz dönemine denk geldiği için 15 Eylül'e kadar da açık Bursa'da. Bursa OSB'nin içinde, Nülüfer'de. E, ben de 15 Eylül'e yakın bir kapanış tasarlıyoruz sergiye imalathane ekibiyle beraber. Şimdi üstünden geçme fırsatı da bulabiliriz. Kesinlikle. ilk olarak serginin başlığıyla başlayalım aslında. Öğleden sonra bence çok sevimli bir başlık ve ifade. Ee, senin için de özel bir anlamı vardır şüphesiz. İlk olarak o hani başlığı nasıl bulduğun hikayesinden yola çıkalım istersen. Başlığı nasıl buldum? Şimdi bu bundan önceki 3 sergim ve bununla birlikte o üç sergiye ben triyoloji diyorum, ee, bir bütün oluşturdular. Bu dördüncüsü bunların dışında sayılmayacak bir sergi oldu biçim olarak. Yine sergi boyunca bir hikaye demeyeyim de bir günlük kalem aldım. Ee, duygularımı her sabah belirli zamanlarda not ettim ve sergiye eşlik eden bir hikayem var. Hikayenin bir bölümünde e, ilgimi çeken şöyle bir bölüm oldu. Şubatta Madrid'e Prado'ya gitmiştim. Ee, Tiziano'nun işleriyle tekrar karşılaştım. Ee, orada ismini bilerek vermeyeceğim resmin ee, referanssız yarım saat 40 dakika e, işin önünde Tiziano'nun işin önünde zaman geçirdim ve şuna odaklanmaya çalıştım. İlk elden kendi duygum nasıl çalışıyordu resimde diye. Bütün o öğrendiğimiz referansların dışında. Baka baka detaylarına sağına soluna ee, resmin. Onun bir öğleden sonra bir arkadaş grubu toplantısı olduğuna karar verdim kendi adıma. Yani bizim bu e, baharlarda e, belli zamanlarda adaya gitmelerimiz gibi. Yani içki içiyorlardı, eğleniyorlardı. Biraz daha alegori tarzında bir anlatım vardı. İşte önde çıplaklığı temsilen yatan bir kadın. Arkada tepede ressamın kendisi işte kalabalığı gözlüyor. Ama e, genel olarak... Resme bu duygularla bakmaya çalıştım. Benim için bir deney de oldu. Yarım saatten uzun zaman geçirdim resmin karşısında. Ve onun güzel bir öğleden sonrayı temsil ettiğine karar verdim kendi kendime. Bu resimle olan serüvenimi de yine e, sergi hikayesinde zaten ayrıntılarıyla yazdım. Dolayısıyla bu resmin öğleden sonrayı benim gözümde öğleden sonrayı bu şekilde temsil ediyor olması benim için heyecan verici oldu. E, ya dedim bütün... Ee, anlamlarının dışında bir daha kişisel olarak, öznel olarak içinde çalışabileceğimiz bir anlam bütünü de arayabileceğimizi fark ettim resimde. Yani kendimize ait, kendi yorumumuza ait ve böyle bakmak e, yıllar sonra tekrar yanıyor. Benim için e, güzel oldu. O yüzden öğleden sonra ismini hem sevdim. Sonra bütün öğleden sorularımı düşündüm. Geçmiş zamanlardaki yaz öğleden sonraları, kış öğleden sonraları. Benim için geniş bir alan açıldı. Sergiyi de bu başlıkta açtım. Ya öğleden sonra bence zaten güzel bir başlık daha ki, ya güzel bir başlık vurgum şuradan geliyor benim için de. Öğleden sonra hep hoş bir vakit. Hep arkadaşlar işte buluşma zamanıdır. Bir yere gidilecek de öğleden sonrayı ben tercih ederim. Çünkü öğleden sonra onun atmosferi güzeldir, sıcaklığı güzeldir, buluşmanın hattı da daha farklıdır. O yüzden de çağrışım gücü olarak da bence ...iyi bir başlık, öder bir başlık diye ediyorum kendi adıma. E, sanırım ben de bir sürü şey hissettim. E, bu öğleden sonra... E, ...şekillenince hikayede... E, ...daha önce bulduğum isimden de vazgeçtim anında. Yani 7 ay boyunca başka bir isimle devam ediyordum sergide. E, ve bunu uygun buldum. Evet benim için de bir sürü... E, ...ne bileyim uykuyu da çağrıştırıyor. İşte... Yazla ilgili birçok şeyi çağrıştırıyor. Ee, kışın öğleden sonra başka bir şeyi çağrıştırıyor. Bendeki karşılıkları da e, çok çeşitli ve zengin öğleden sonra. Kesinlikle. Peki oradan bu kent meselesine, kent kavramına biraz geçiş yapmak istiyorum. Senle daha önce de ile beraber aldığımız bir programda aslında bu konuyu çok daha derin bir şekilde konuşmuştuk. kente nasıl baktığın, kentin senin sanat pratiğindeki yeri gibi bir takım meseleleri konuşmuştuk. Bu sergide de aslında kent meselesine çok farklı malzemeyle yaklaşıyorsun, çok farklı işlerle yaklaşıyorsun. İşte internasyonda var, e, heykelde var, işte resimlerinde var. Yani dolayısıyla birçok farklı e, malzemeyle ürettiğin işler var. Bence bu şu açıdan önemli bir sanatçının, bir şairin, bir yazarın, herhangi bir kişinin bir meseleye çok farklı yönlerden, çok farklı maddemeleri değerlendirerek, kullanarak yaklaşması, bakması. Aynı sonucu belki farklı maddemelerle, farklı türlerde, farklı şekillerde araması önemli ve aslında o meseleyi ne derece kafaya taktığını da gösteren bir başlık bana kalırsa. Burada kentin sendeki kişide olarak da bir karşılığı var. Toplumsal hafıda bağlamında da başka bir karşılığı var. Bu meseleye biraz sonra gelmek istiyorum ama ilk olarak kent olgusunun kavramının ki bu herhalde günümüz dünyada çok daha fazla tartışılan ve gelecekte de herhalde en az bu oranda tartışmaya devam edecek bir mesele. Çok önemli bir konu. Sende kenti ve kent metnelerini bu kadar major e, majör bir konu haline ilgi haline getiren temel e, neden ne, mesele, olay ne? Senin ne gibi bir derdin var kente dair? Şimdi öncelikle yani kendi sanat yaşamımın şekillendiği yıllardan itibaren şimdi kentte doğan sanatçılarız biz. Ee, hani 60'ların edebiyatını düşündüğün zaman filmini ve kuvvetlerini de düşündüğün zaman mesela oradaki Taşra'nın kuvveti e, birçok yazar kendi getirdikleriyle, kendi florasıyla geldiği için onu iyi ve güzel ifade edebildi. Belki Türk resminde de e, o folklorik özelliklerin e, böyle kırsal kökenleri vardı 50'li yıllarda. Kent benim floram. Yani kendimi doğal hissettiğim yer. Ee, örneğin iki yıl önce film çekimleri için Artvin'e gittiğimizde bir daha şu duygun pekişti. Ee, 800 metrede çekiyorduk Artvin'de filmi e, ee, yabancısı olduğum bir yer, korktuğum bir yer olduğunu yine hatırladım. Yani beni karmaşık bir sokağa bırak Beyoğlu'nda. Ben oradan sabah sağ çıkarım. Oradan sağ çıkabileceğim duygusu bende oluşmadı Artvin'de. İşte ne bileyim anlatılan şeyler şöyleydi. Yani ayıyla karşılaşırsan diyorlar ee, başka bir şeye bak gibi böyle kentli insana söyleyebileceğin en son bilgi. Yani saç hiçbir şey ifade etmiyor bende. Yani karşılaşmak ne demek? Nasıl başka bir yere bak? Ya şey gibi, hani burada yanketleyici karşısına çıkarta şunu yap. <laughs> çıktı orada... yanketleyici. Ben baş ettim karşıma. Defalarca da çıktı beyanım. Ama ayı çıkınca ne yapılacağı yapılacak? Yani böyle ona. bir şey yok. O oranın insanının bilgisi, o kesinlikle biliyor. Asla bilmiyorum. Yani akşama kadar hani boş vaktimde dışarı adım mı atmadım? Yani yine arı olayı ayrı, domuz olayı ayrı ve kesinlikle yabancısı olduğum bir ortam. Kent zaten doğal flora. Yani Kentin bana getirdikleri, kentin içinde yaşıyor olmam, kentin görünümü, benim kendime sorduğum nerede yaşıyorum sorusunun cevabı her zaman bir kent görünümüyle bütünleşik oldu. Zaten daha önceki söyleşimizin belki mi de İstanbul Atlası kitabıydı. E, o bütün o kentin doğasıyla ilgili biriktirmiş olduğum 30 yıl boyunca fotoğraflarda da e, benim tanış olduğum ve kendi duygusal, duygusal e, dünyamla özdeşleştirebildiğim alan kent alanı. Dolayısıyla bu artık benim için kanıksanmış bir bilgi ve tabii ki bu çok geniş de bir kavram. Yani kent deyince işte kültürel ürünlerin hepsi de vesaire de benim için kentle çalışan şeyler ki bu sergide tema olarak ya da ifade ettiğim sanatsal örneklerin belki tamamı yine kentle ilgili değildi. Ama mesela şeyler vardı sergide. E, ...parantez içinde şeyler dizisi yapmıştım. E, sonuçta evet bunlar da böyle kentle ilgili kavram dizinine bağlayabileceğimiz düşünce alanları. Yani şeyler ancak kentte düşünebileceğimiz şeyler. Yani eşyaların ne olduğu e, vesaire. O yüzden belki görünür olarak bu sergide bir teneke e, şehrim var. Daha önceki JPEG Takım Adaları sergisinde e, bir Aura sistem bahsetmiştim. Bu sergide o Aura City'yi canlandırdım. Ee, ona vücut verdim. İşte belli binalar e, yaptım. Ulusal kütüphane gibi ee, bir sürü. Ve yeni bir hikaye oluşturmaya başladım. Ee, ve böylece de şunu da öğreniyorum. Bu sergiler birbirine bağlanmaya başladı. Bu da benim için yeni bilgi oldu. Yani artık benim yaptığım yeni sergiler... ...bir önceki sergilerle birlikte yaşamaya başladılar... Şimdi bir önceki sergide yaratmış olduğumuz Aura City bu sergide vücut buldu. Bir görünüm kazandı ee, ve sanırım gelişmeye de devam edecek Aura City ve ben artık Aura City üzerine düşünüyorum yavaş yavaş. Yani elimde bir verili bir Aura City oluştu ve Aura City üzerine düşünmeye devam edebilirim. Ya bu çok. Önemli bir konu bana kalırsa çünkü işte bu edebiyatta da var, sinemada da var, tiyatroda da var. Bir merkez inşa edip sürekli oradan hareket etmek veya işte edebiyatta işte nehir roman dediğimiz şey var. İşte Martel Turut'un malum kayıplamanın izinlendiği. Tek tek bir şey aslında değil mi hepsi? Bir bütün yedi tane roman var. Yedi romanın her biri başka bir konu ama no bir bütün. Onlar birbirinden koparılamaz, ayırt edilemez. Çünkü o da başlayan ve nihayetinde yedinci romanla beraber sonlanan bir hikaye var. Aslında bunun işte çağdaş sanatta bir izini görmek, bir örneğini görmek de işte Tolkien'in işte Yürgen Efendi'nde yaptığı da bu. Birçok fantastik bilim kurgudaki hikaye de zaten buna paraleldir. Günümünde de bunu yapan yazarlar var. Ama sanatta bunun temsiliyetini ve örneğini görmek çok daha farklı bir şey. Çünkü bir sanat eserinin bir başka tergide canlanması, belki bir tablo orada üç boyutlu bir hale gelmesi, Hı -hı. bir başkasında belki tamamen sergiyi kuşatması ve serginin bizatihi ondan yola çıkması sen de aslında örneğini gördüğüm şey ve aslında senin hep bir hikayenin peşinden gittiğini de bir de duyumsatan konulardan birisi. Burada işte bahsettiğin, atıf yaptığın sergiler, geçmiş sergilerle bu serginin bağlanması bence bu anlamda çok kıymetli. Çünkü aslında sanatçının da bir meseleyi, bir konuyu, bir sorumsalı nasıl kafaya taktığını ve yıllar boyunca nasıl onun yerine çalıştığını bile hatırlatan şeyler. Tanpınar'a baktığımda Tanpınar'ın edebiyatı olduğu gibi belirli kavramlar üzerinden açıklanmaya müsait. Bu bence sende de olan indeklerden birisi. Kent diyoruz, hafıda diyoruz, şu diyoruz, bu diyoruz. Bunların hepsi aslında belirli aralıklarla sende devam eden ortaya farklı şekillerde, farklı varyasyonlarla çıkan işler. Ben bunu çok sevdim ve bunu atıf yaptığımda bu anlamda çok kıymetli ve önemli buluyorum. O açıdan bence çok kıymetli. Buradan şöyle devam etmek istiyorum. Aslında bu hafıza meselesine paralel bir şekilde. Sen burada kent benim floram derken aslında o kentin indeklerini bir zatınıyorsun ama bu sadece senin floran değil aslında aynı zamanda bir toplumun da yansıması. Hmm. 50'ler, 60'lar, 70'ler, 80'ler, 90'lar, 2000'ler, 2010'lar artık hangi tarihten perspektiften bakacak olursak olalım toplumun, kentin nasıl değiştiğini de bu işler üzerinden görmek mümkün. Peki senin için e, kendi kişiler hikayenle toplumun ve kentin hikayesini nasıl iç içe geçiyor ve nerede birbirinden ayrılmaya başlıyor? Evet, bu hikayelerin iç içe geçme şekli güzel bir soru. Bu arada bir önceki açıklamanda kafamı da açtın. Onların beraber bağlanması meselesini o kadar derli toplu tarif edememiştim ben kendim için. Ee, yani bir canlı sergi olarak. Onun üzerine daha da düşüneceğim. Şimdi bu artık ben de ee, yaratmış olduğum karakterler, mekanlar, kahramanlar, hikayeler bunların hepsi ...bir gerçeklik zeminine oturduktan sonra yaşamaya devam ediyorlar... ...her sergide bunun... ...biraz daha çeşitlenip... ...çatallanması da bunu gösteriyor... ...ve bunun... ...bir şekilde evet... ...yani beni etkileyen güncel şeyler... ...hafızamda saklı olanlar... ...hayal edebildiklerim... ...bunların hepsini ifade edebileceğim bir alana dönüştü... ...deneysel bir alana dönüştü sergi benim için... Yani bir sergiyi ben tasarlarken artık ee, bir hedef, bir içerik, bir konsept belirleyip onu kurmak yerine bu mevcutun bende nasıl ruh haline, nasıl vücut bulduğuna odaklanıp onu yavaş yavaş e, açığa çıkartıyorum ve buna sergi demeye başladım ki burada kişisel, öznel bir yol geliştirmiş olduğumu da fark edebiliyorum. Yani benim için sergi kurgulanacak bir şey değil artık içinde yaşadığım ve içinde yaşarken doğal olarak e, oluşan ve oluşturduğum tabii ki o oluşturduğum her nesne, her yeni resim, her duyusal durum bana yeni bir şey de açıyor sürekli sürprizlere açık olarak ve manevralar yaparak e, onu canlı bir şekilde oluşturmaya başladığımı fark ettim ki bu bana iyi geliyor, e, benim tabiatıma da iyi geliyor. Çünkü benim bir şey yapabilmemin sebebi duygusal bir rezonans kurabilmem. Yani bir yeter sebep oluşturabilmem yapmak istediğim şeyle. Bir doğruluk değil, didaktik bir yan değil. Sadece duygusal bir sebep oluşturmam gerekir ee, ki ona çaba harcayayım, ee, ki onun peşinden koşabileyim. E, bu duygusal sebepleri daha çok e, kovalamaya çalışıyorum. Daha e, özel bir anlatımla anlatmak gerekirse... Yani bir battaniye boyayacaksam, onun belki neden boyadığımı bilmeden e, başlıyorum. Bir sergiye başladığım zaman neresinden başlayacağımı bilmiyorum. Sadece duysal olarak yakın hissettiğim e, noktalara girip, onların beni nereye doğru taşıyacağını, ne tür bir maceraya sürükleyeceğini e, umut ediyorum. Sürükleyeceğini umut ediyorum ve bu bana... ...açık bir sergi yapma imkanı getiriyor... ...çok da iyi geldi... ...dolayısıyla... E, ...imalathane gibi ve daha önce çalıştığım... E, ...Zilberman gibi... ...bunu göğüsleyebilen kurumlar... Bu, ...bu yöntemden korkmuyorlar... ...çünkü... ...tırnak içinde mesela... ...büyük kurum şeyi görmek istiyor... onay ay önce... ...yani içeriği, konsepti... ...ne tür değişiklikler olacağını... ...sanatçının orada yalpalanmasına... ...çok müsaade etmiyor... Katı ve bağlayıcı bir yanı da var. E, buna eşlik edebilen kurumlar daha hareket edebilir kurumlar ve sanatçının işte son bir ay kala sergi ismini değiştirip ve işte yeniden icat ettiği bir şeyi sergiye katıp e, sergiye öyle sunabilmesi. Bence sergiyi canlı kılan, süreci canlı kılan ve işlek hale getiren önemli bir e, durum. Dolayısıyla bunu böyle kullanabiliyor olmak ve artık bunu yönetebiliyor olmak benim için mutluluk kaynağı. O yüzden şimdiki, daha sonraki sergim aslında şimdiden itibaren bilinmez bir şekilde e, aslında başladığım ve üzerine düşündüğüm, dediğim gibi duygusal bağlar kurabildiğim, duygusal rezonanslar oluşturabildiğim bir şey. Burada benim için bilinmez olması önemli. Yani mesela didaktik sanattan o yüzden kaçınıyorum. Yani e, iklimle ilgili, doğayla ilgili bir şey öğreten sanattan kaçınmak istiyorum. E, benim için o alanın kendim için bile bilinmez olması ve sonra üzerine düşünebilecek olmam kıymetli. Yani önce eyleme geçip, e, ondan sonra sonuçlarını düşünmek benim için daha mantıklı. Bu çok kıymetli aslında. Sanattan doğasından da olan bir şey işte hep. İşte Orhan Pamuk'un Tafya Düşünceli Romancada da tartışmaya açtığı çok temel bir konu var. Nedir işte? Bir sanat eseri nasıl üretilir? Bir tamamen duyusal yoldan giden sanatçılar vardır. O başka bir yol haritası belirler kendine. Bir de başlangıçtan itibaren her şey belli. Ben şunu 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 yapacağım. Ortaya şöyle bir form çıkacak. Şu malzemeyle bunu daha yaparım. Böyle yapayım demen diyenler. E, kendi tabiatına uygun olanı bul, bulman karmaşık bir süreç. Yani orada gereklilik değil. E ee, daha duygusal bir şeyden gitmek zorundayız Yani sanırım gereklilik en azından kendi adıma e, bana yeterli cevabı vermiyor yani onun dışına savrulma belirsizlik yönsüzlük e, ve olabilecek tüm bu yeni durumları içeriye alabilecek canlı bir yapı benim için benim tabiatıma, daha gün geliyor. Zaten sanırım sergilerin baştan beri konuştuğumuz serüveni de böyle oluşmaya başladı. Şimdi bir hikaye eşlik ediyor dedim sergiye. O hikayede de gün be gün aslında sonra fark ettim ki sergiden sonra resimlerle ve sergiyle ilgili bir şey anlatmamışım hiç. Yani bir açıklama bile yok. Sadece kendi duyusal dünyamla e, ki bence izleyici için de ilginç bu. Yani Allah Allah deyip niye böyle bir resim yapıp da böyle bir şeyler yazmış diyebileceği bir durum da oluştu benim için. Ben de şaşırdım ama şeyden de kurtulmuş oldum. Yani birebir analojiyle o sergi metinlerinin işleri anlatmasından benim için çok daha sevindirici orada mutsuz olduğum bir yan vardı. Sürekli evet işte siz orada bir şey yapıyorsunuz ve sergi metinde diyor ki evet o o şeyi yaptı. İşte o kırmızı bir resim boyadı. Ben kırmızı bir resim boyuyorum. Böyle birebir anlatmaya çalışan bir sürüvendi. O yüzden bu tip bir açıklayıcı olmayan metin, sergiye eşlik eden metin de bana çok iyi geldi diyebilirim. Orada aslında hemen söyledi. Ad önce vurguladın o didaktik olmayanına atmak istiyorum. Çünkü e, şimdi öğleden sonra yaparlar bir şekilde yayınlanan bir de bir katalog dediğim ben buna. Buna ...bir kitap demek gerekiyor. Çünkü bu... ...katalogdan çok daha faydalı ve çok daha... ...farklı bir şey var ortada. Ne var burada? Anton Cosentino'nun... ...bir takım metinleri, metin girişimleri... E ...o deney alanını... ...sergiyle yaptığını... ...o sergiyi bir deney alanı görmek gibi... ...bu kitabı da bir deney alanı olarak... ...görmek mümkün. Ve aslında burada... ...Anton Cosentino'ya sadece bir sanatçı olarak değil... ...aynı zamanda bir yazar olarak... ...daha dışarıdan, daha farklı bir açıdan ve... ...farklı bir kurgunun parçası olarak... ...yaklaşmak mümkün sergide malzemeyle oynayan, farklı şeyler yapan, e, bunu işte boya tüpleriyle, işte buluntu malzemelerle, bir kalemle yapan. Ancak bu kez elinde sadece kelimeler olan bir Anton Quatentino ile karşılaşıyoruz ki bence bu çok daha kıymetli ve sana dair de farklı bir perspektif açılmasını beraberinde getiren bir şey. E, daha önce de konuştuk, aynı zamanda işte hikayelerin var, farklı türden metinlerin de var ve bunlar sanatına hem eklemlenen hem de belirli noktalardan onda belirli noktalarda ondan ayrılan unsurlar. Ben bunu çok kıymetli buluyorum. Peki bu anlamda senin için bu metinlerin yerine ve bu metinleri bu metinler bir şey anlatmıyor. Önce, yani bir didaktik yanı yok. Parçalardan meydana geliyor ve o parçaların ortaya çıkarttığı bir bütün var nihayetinde. İşte Debalt'tan bahsediyoruz, Karasu'dan bahsediyoruz. Daha önce, daha doğrusu bahsettik. Hı hı. Ee, i̇şte George Fereck'ten. Yani birçok isim var. Bunların edebiyatta da bu çok var ve benim için olarak okumaktan da çok haz aldığım metinler bu tür parçalı ve illaki bir yere eklemlenmek zorunda olmayan tamamen duygusal yol ile keşfedilmeye açık şeyler. Bu öğleden sonranın metninde de bilim karşımda çıkan şeylerden biriydi. Peki sen burada kendine nasıl bir yol haritası belirledin? Burada gene tamamen duyusal bir, bir hmm. sağlık üzerinden işleyen süreç mi var yok da farklı bir şey mi denemek dedin? Şöyle, şimdi sürekli Resim yaparken ya da düşüncenin nasıl geliştiğini bilmiyoruz. Kafanın içinde bir anda da uluveren ve sıçrayabilen bir şey. Böyle ilginç bir yapısı var yani e, düşüncenin. Mesela kafamın içinde yıllardır döndürdüğüm birçok kavram var. Onları bazen düşünerek yazıyorum. Örneklemek gerekirse. Örneğin bir tekrar kavramı benim için sürekli kendi kendime tartıştığım bir şey. İşte bah dinleyerek tekrarın ne olduğu üzerine düşünüyorum. Sanatçıların üslubunu izleyerek tekrarı nasıl kullandıklarını düşünüyorum. Morandi'nin işlerine bakarak tekrardan ne anladığını düşünmeye çalışıyorum. Dolayısıyla kendinin tekrardan ne anladığını düşünüyorum. Dolayısıyla bunları geliştirme fırsatı oluşuyor metinde. Sadece duyusal değil, bütün kavramları da geliştirme fırsatı oluşuyor. Örneğin tekrarın Tembel bir yanına olduğunu fark ediyorum ama kaçırılmaz olarak e, yaratıcı yanı da var. E demek ki yaratıcı tekrar diye bir kavram gelişmeye başlıyor bu sefer metnin içinde. Yani işte bah partisyonları gibi. Yani 1200 tane w ve sınıflandıysa şimdi yakın notalarla benzer problemlerle fakat sonsuz çeşitlilikte tam barok sanata uyacak şekilde kendisine bir oyun alanı yaratmış. İşte Said Fahik'teki tekrara bakıyorum. Burs'taki tekrara bakıyorum. Ondan sonra bitmemişlik kavramına dönüyorsun. Bitmemişliğin ne olduğunu düşünüyorsun. Amerikan soyut dışavurum sanatında ne ifade ettiğini düşünüyorsun. Bitmemişliğin kendin için ne ifade ettiğini düşünüyorsun. Ve dolayısıyla buralarda gezinme fırsatı oluşturuyor. Örneğin öyle ilginç anonimcilere vardım ki yazıda. Bir tanesi şöyle ifade edebilirim. Bu uzun süre buı dinledikten sonra bakın müzik yapmadığına karar verdim. Şöyle majör ve mırıldanabileceğim herhangi bir şey bulamadım 20 dakikalık parçada. Yani bunun ne anlama geldiğini düşünmeye başlıyorsun bu sefer. Mesela sonra Bağ'la Sait Faik'i beraber okumaya başladım ve ikisinin de tekrar dilemez olduğuna karar verdim ki şöyle Sait Faik'te ne bileyim bir Kürt Mantola, Madonna gibi giriş, gelişme, sonuç çok hikayelerde. Paran parça olmuş bir zaman ...ve sadece imge parçacıkları var... ...o hikayeye geri dönmek isterseniz... ...tıpkı Bach müziğindeki gibi... ...sadece hikayeye geri dönmek zorundasınız... ...hatırlayacağınız bir şey yok... ...yani sadece fragmanlar var... ...bölümler var, duygulanımlar var... ...dolayısıyla e, o zaman... ...bir zaman fikri üzerine... ...düşünmeye başlıyorsunuz resimde... ...hikayede, müzikte... E, ...dolayısıyla ömür boyu çıkacak... ...şey düşünecek... ...ömür boyu üzerine düşünecek kavramlar zaten oluşuyor... ...yani bu zaman fikri nasıl oluşuyor... Bitmemişlikle ne ifade ediyoruz? Ee, yaratıcı tekrar nasıl olmalıdır değil mi? Yani e, kendi kopya resminin 70 tane versiyonunu yapmak da tekrar ama onun yaratıcı bir yanı yok. Kendi kendinden kopya çekmiş oluyor. Peki onu yaratıcı yapmayı biz nasıl öğrenmeliyiz sanatçılardan? E sanırım böyle bakarak öğrenilebilecek bir şey bu. Ve dolayısıyla benim için e, bir... Eğlence demeyeyim ama e, geniş bir düşünsel ve duygusal zemin üzerine oturmaya başlıyor. Ve aslında işleri de böyle gerçekleştirmiş olduğumu fark ediyorum. Evet biz bir kent motifi konuşuyoruz ama aynı zamanda bir armoni problemimiz var. E, armoni problemi belki çok geniş bir problem. Yani her dönem, her e, yüzyıl e, farklı yorumlanmış... Ve bizler tarafından da yorumlanmaya devam edecek bir şey, müzikteki armoni gibi. Mesela resimlerimin ee, beğendiğim caz şarkıcıları gibi bir tonları olmasını hayal ettim her zaman. Hani bir Kjære tonu alırız, bir ee, sevdiğimiz bütün sanatçıların tonunu kavrarız. E, i̇yi de bir da cümlesinden anlarız. Mesela belli bir cümle A deriz, bu. İşte bir Zebalt cümlesi, bu bir Pus cümlesi, bu bir Bilge Karasu cümlesi, bu bir Orhan Pamuk cümlesi gibi. E, sanırım ressamların bu bütün konuştuğumuz temanın dışında bir de böyle sorunları var. Yani bir armoni ve bir ritim oluşturabilmesi o yapıların ve kendi kendilerine ayakta durabileceklerine inanmam diyebileyim. E, dolayısıyla bana yapacak ve düşünecek çok şey var e, bunlarla ilgili. Sergi de galiba zaten bunların bas basamağı. Kesinlikle bir noktada yani bu yani çok önemli noktalara atıf yaptım ve aslında hani bana da bir de, de dinleyicilere de eminim düşünmek için çok iyi alanlar da açtın diye düşünüyorum. Yani bu tekrar mehnet de çok önemli çünkü bana da hep şey gibi geliyor zaten. Tekrarı düşünen sanatçı tekrara düşemeli gibi geliyor çünkü o tekrarın ne olduğunu düşünmeye başlamış. Çünkü tekrar yani bir şey düşünmeye başladıktan sonra artık onu bir daha yapamam. Ben A işini yaptım. Hiç düşünmeden A işini belki bir kopyasını daha yapabilirdim ama o A işini düşünmeye başladıktan sonra Hı -hı. artık onu tekrar edemem gibi geliyor. Çünkü şey artık doğal olarak beyin ondan kaçmaya başlıyor. E şeyi de denedim ben. Aynı imgeyi, aynı imgeyi mesela bir paragraflık bir imgem var elimde. Anlatıyorum. Aynı imgeyi bir daha yazıyorum. Aynı imgeyi bir daha yazıyorum aynı imciyi bir daha yazıyorum. Yedi kez aynı şeyi yazınca bu sefer ilginç bir tekrar oluşmaya başlıyor aslında. Bunun gibi çok eğlenceli ve çok heyecan verici alanlar. İşte o artık bir tekrar olmaktan çıkıp bir örüntü olmaya başlıyor gibi Sanırım. geliyor ki o çok daha işte beraberinde çok daha farklı konuları getiriyor diye düşünüyorum ben çoğu zaman. Evet. Aslında çok iyi alanlar açtın ama ben son olarak şuradan nihayet ermek istiyorum. Şimdi bir hikayeye başladık, bir hikaye inşa ettik ve sen bunu çok tamamen Duyusal bir yerden yola çıkarak geçti. Kesinlikle. Sürükledin. Ve nihayet ortaya büyük bir sergi çıkarken her hikayede olduğu gibi buna bir de bir sonucu erdirmek. Bu hikaye bir son yazma meselesi var ki bence e, asıl kırılmanlarından birisi de orada olabiliyor. Bu hikaye nasıl bitecek? O son noktayı nasıl koyacak? Şimdi sende aslında sohbet timinden de belirli or oranda aslında çıkmış diye düşünüyorum ama tam bir son yok. Daha doğrusu bu son başka bir e, hikayenin başlangıcı olabilecek bir son. İşte o nehir roman kavramına veya Hı -hı. Şey tergilerde kurguladığın şeye uygun olan şey de bu gibi geliyor bana. Peki sen gerek bu kitaptan bahsedecek olursak buradaki metinlerden gerek de bu sergiden bahsedecek olursak bu hikaye bu öğleden sonranın hikayesinin için senin zihninde en azından nerede evet bu hikaye bitti veya bitiyor geldi ve bu sergi tamamen gün gününe çıktı? Abi, sanırım öyle bir mantığı yok. O Devam etmekte olan bir hikayeydi. Sergiye giren kısmı o süre zarfında girebilenler oldu. Ve sanırım organik olarak devam eden bir hikaye. Benim nasıl dönüştüğüm, benim nasıl yeniden algıladığımla ilgili olarak ve yeni ilgi alanlarımla ve yeni keşiflerimle ve yeni durumumla ilgili olarak sürekli devam ediyor. Mesela hikayenin bir yerinde bir romana başladım ama sonra bıraktım yani e, onu devam edip etmeyeceği de belirsiz e, yani tüm bu senin demin demini denemeler e, denemeler dediğim gibi bana belki de yeni bir e, birazcık daha farklı olsa yeni bir anlatım imkanı oluşturacak ya da bunların dışında Evet yani ben de bilmiyorum açıkçası e, bilmediğim bir alandayım ve bundan da hoşlanıyorum yani Biliyor olmaktan değil de bilmiyor olmaktan hoşlandığım bir durum bu. Sürekli resim yaparken de, hikaye yazarken de yabancısı olduğum, tam da hakim olamadığım bir şekilde biraz böyle naifçe oluşabilmesini hayal ediyorum kendi adıma her şeyin. Bunu da belli bir duygu yoğunluğunu, bu dilin belli bir duygu yoğunluğunu içinde saklayacağını umut ediyorum. Ee, onun dışında ben de aslında bilmiyorum. E, sadece çıkan sonuçlara bakıp bir karar vermeye çalışıyorum. Atan atan devam eden bir hikayenin tam da orta yerinde olmamızın hikayeti de bu, nedeni de bu. Çünkü hikaye tam olarak bitmedi, devam edecek. Ama nasıl devam edeceğini yaratıcısında henüz bilmiyor. Yok bilmiyorum. Ben de asla bilmiyorum. Yani e, bu resim falan hikayeleri bilmediğim şeylermiş. <laughs> bu arada onu düşündüm. Yani bunun bilinmez olması da iyiymiş. Sonra sevdiğim yazarlara baktım. E, ve sevdiğim ressamlara e, ee, anlardaki yine bir ortak özellik bu anlam meselesini izleyiciye bırakabilme yetenekleri oldukça büyük. Yani onu açık bırakabilme yetenekleri oldukça büyük. Bu tabii ki alan tanıyor izleyiciye. Yani bilmeyen bir sanatçı, bilmeyen bir yazar bence heyecan verici. Çünkü bunu izleyen kişinin fark etmesi şu demek. E zaten kendisi kadar sıradan bir insanla karşılaştığını anlıyor. Yani her şeyden önce. Çünkü bizim resim bölümünde ve resim yaşantımda ve sanat hayatımda fark ettiğim en ilginç şey şuydu. Bir sürü arkadaşım resim yapmayı bıraktı. Sanat tarihini aşılamaz. Yani oradaki karakterleri aşılamaz. Ve kendi varlıklarından hariç birer dışsal varlık olarak algılamışlardı. Mesela ona çok şaşırmıştım. Yani... ...şimdi örnek veriyorum çok majör... Mikeraj gibi bir adam... ...işte heykeltıraş... ...onun senin kadar vasat bir adam olabileceğini... ...hiç hayal etmiyorsun yani... E, ...belki birçok yönden senden bile... E, ...ya da benden yani... ...genel olarak konuşuyorum... ...vasat bir insan sadece... ...etki alanına bağlı e, yaptıkları var... ...yani bu durumda... E, ...bu durumda... ...onu dışsallaştırmanın bir anlamı yok diye düşündüğüm zaman rahat etmiştim. O zaman yük olmaktan çıkmıştı sanat tarihi. Yani onlar aşılamaz karakterlerden çok sıradan e, defolarıyla e, beraber var olabilen e, karakterler. Ve sanırım e, bu alan içinde herkes de birbirinden öğreniyor paylaşarak. Kesinlikle ve o defoları bir defa kurcalamaya başlayınca altlarından bambaşka hikayeler çıkabiliyor. Onları da aslında bu yönleriyle de ele almak, onları bu şekilde de düşünmek bence işte birer okur, birer imleci olarak birileri de farklı şeklinde, şekillerde düşündürten başka hikayeleri beraberine getiriyor diye düşünüyorum ben. Evet yani da. onlar da e, sürekli yani bence aynı endişeleri duyan insanlar. E, sadece zaman içinde tanımlarımız değişti. Eski, belki yani bir zaman önce bunlar teolojik karakterlerdi. Şimdi biz daha ne diyelim seküler bir kuşağız ve bizim için gelecek bambaşka bir şey. Yani yok hükmünde bir şey. Ee, bunun etkileri de ilginç olacaktır. Dolayısıyla e, o anlamda o baskıyı da ben üzerinde hiçbir zaman hissetmedim. Bu da zaten adına güzel bir hani nokta sanat ve sanatına dair. Yani öyle olduğunu varsayıyorum. Yani o... Karakterlerin ya da o sanatçı topluluğunun kendilerinin de çaresiz ve sadece arıyor olduklarını hatırlamak yeterli olacaktır. Yani onları dışsallaştırarak aşılamaz devasa e, birer ikona dönüştürmeyi de hiçbir zaman zihnim zaten gerçekleştiremedi. Aslında şunu da merak ediyorum. Bu noktada onu da sorabilirim. Bence bu konuya eklemlenecek bir konu o rastlantısal sağlık dediğimiz şey bu sende de karşılığı olan önemli konulardan birisi. İşte kent dediğimiz o, olgunun en önemli yanı bana kalırsa tamamen rantantılar üzerine kurulu bir yapı olması. Yani Beyoğlu'nda ne var, Beylikdüzü'nde ne var, Kadıköy'de ne var hiçbir zaman bilemeyiz. Tamamen rantantılar üzerinden hareket edebilir. Bir anda karşımda tanıdığımız biri de çıkabilir, bir yabancı da çıkabilir. Ünlü bir futbolcu da çıkabilir, Anton Kontentino da çıkabilir, ee, Moil Bey de çıkabilir. Yani Şehir tamamen rastlantılar üzerine kurulu ancak ölçülemez, kontrol edilemez boyutlara da ulaşabilecek. İstanbul örneğinde bulunduğu sıkça bahsetmek mümkün. Böyle bir yapı. Bunun indiri tenin sanatında da var. Senin tanıtma da o rastlantıların doğurduğu bir takım sonuçlar var. İşte malzemede de bu olabilir, işin kendisinde de olabilir veya anlattığın hikayede de olabilir. Ama yani rastlantısallığın izi hem kentte hem senin sanatında hem de ortaya çıkan üründe sürülebilir. Yani bir, birbiriyle baktığında hiçbir alakası olmayacak iki şey bir rantmantı sonucu bir araya getirilebilir ve ortaya bir bütün çıkarılabilir. Peki sen buraya gerek bu sanatına tercih ettiğin malzemeler gerek de o malzemelerle inşa ettiğin ürünler ödelinde rantmantı meselesine nasıl yaklaşıyorsun? Rantmantı sallığa dair neler düşünüyorsun? Rantmantı sağlık benim için çok önemli. Bazen sahaflarda bulduğum Küçücük bir fotoğraf altı ayıma yön veriyor. Yani e, bazen bir köşede çektiğim fotoğraf e, bütün akışımı ve yönümü değiştiriyor. Dolayısıyla kent alanı aynı bir orman gibi, aynı bir okyanus ortası gibi. Evet çırpınıyor, evet birbirine benziyor ama benzemiyor da. Yani orman ne kadar da benzese işte benzemiyor. Kentler de öyle. Kendi içlerinde ne kadar benzeseler de ...benzemiyorlar. Yani her... ...sokakları, her köşeleri... ...her insanı... ...ünik e, olan bir yapıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla... ...karşılaştığım malzeme... ...onlarla kurduğum bağ... ...işte 99 yılında... ...peynir tenekeleriyle karşılaşıp... ...böyle onları zaman içinde... ...ne yapacağımı düşünmem, bilmem... ...belki bir rastlantıydı. E, hmm. Ve tabii ki daha önceki... ...izlediğim sanatsal... ...formlardan da öğrendiğim bir bilgiyi adapte edebiliyordum. Yani çevirebiliyordum. Dolayısıyla o rastlantıların kendisi... ...işte küçücük bir gazete küpürü... ...sahafta bulduğun küçücük bir fotoğraf... ...işte bizim mahallede, Şişli'de, Operatör Raif Bey'de... E, ...kapanmış bir kasabın... E, ...paket kağıtları, Kasap Cemal... ...onun üzerine... Oldukça zaman geçirdim o paket kağıdının üzerine. Ve o paket kağıdıyla uğraşa uğraşa işte kocaman bir seri çıktı paket kağıtlarında. Yani e, Kasap Cemal'in ne olduğunu sonra anladım sadece. E, böyle her şey oldu bitti. Hay Allah dedim yani Kasap Cemal, Kasap Enver vesaire vesaire. Acaba sen bunu niye boyadın şimdi anlayabiliyorum dedim yani. E, o bilinçaltı da çok güzeldi. Yani onu bilinçsizle uğraştım. O kasap kağıdını bulur bulmaz sevindiğimi hatırlıyorum. Niye sevindiğimi hatırlamıyorum. Sadece sevindiğimi hatırlıyorum. İşte kasap kağıdını aldım. Onu düşündüm, çizdim, yazdım, biçtim. En sonunda dev bir tuvale aynısını birebir boyadım. Hatta o zaman işi sergi salonuna götürdüğüm zaman e, ortak bir sergimiz vardı. Arkadaşlarım ve e, işte galeriden şeyi bekliyorsun. Yani herkes kibarlıkta olsa birbirine "Aa ne güzel boyamışsın, harika falan filan." dedi. Ben işi götürdüm. Kimse hiçbir şey söylemiyor. Ee, ...yarım saat 40 dakika geçti falan... ...en sonunda iş nerede dediler. Yani iş nerede deyince... ...yine güzel bir şey olmuş olduğunu fark ettim. Ee, neredeyse resim olmayan bir şey olmuş. Yani kaplanmış iş bir paket kağıdıyla. Hani açmayacak mısın paketi... ...gibi bir şey sordular. Ee, resim o dedim yani kendisi zaten. Aa falan oldu millet o zaman. Bunlar benim için güzel buluşlardı. Yani paket kağıdının peşinden gitmem. Bu sergide... ...süzgeç, lavabo süzgeçleri koleksiyonum vardı. Şimdi sanatçıların kıymetli şeyleri de böyle garip. Ben 95'li yıllardan beri her tür plastik süzgeci böyle dandik ee, nalburlardan toplamışım. Onlar böyle değerli bir hazineye dönüştü bende. E şimdi o süzgeçleri kendi duygusal durumuma göre dev gibi boyadım bu sergide. Şimdi açıklamakta bazen zorlanıyorum çünkü ben de bilmiyorum. İzleyici soruyor neden bu nedir diyor önce. Bu diyorum bir lavabo süzgecidir yani e, niye boyanmıştır deyince niye boyandığını ben bilmiyorum açıkçası belki bir zaman sonra bir açıklamam olacaktır kendimle ilgili onlar benim için şeyler belki onları bilmemem de iyi bir şey e, ama kesinlikle lavabo süzgeci boyamak istediğimi biliyorum ve boyadım bu sergide e, hatta abarttım da e, yani Allah Allah dedim yani süzgeç mi boyayacağım bütün sergide diye bir noktada da durdurdum kendimi o saldık benim için böyle bir şey ifade ediyor ya bu, ki... ya bu çok kıymetli ve zaten aslında sana ve sanata dair de epey şey söyleyen bir konu diye düşünüyorum. Sanırım yani şimdi mesela Mudanya'ya çok gittim bu sergi vasıtasıyla. Şöyle bir şeyle karşılaştım. Ee, bizim Arnavutköy gibi Kuzguncuk gibi e, böyle Rum mahallesi olan bir köşesindeydim Mudanya'nın. Denize paralel sokakları kesen çıkmazlar vardı. Hepsi de ee, çıkmazdı yani. Bizim Boğaz'daki ve şu an kaybettiğimiz Haliç'teki çıkmazlar gibi. Şimdi bu çıkmazların en uçlarında insanların bir yaşam stili kurduklarını fark ediyorum. E şimdi benim için bu duysal olarak uğraşabileceğim bir alan. Çıkmazların haletin ruhiyesi yani. Ee, çıkmazların bendeki karşılığı. Şimdi sürekli kafamda iki aydır bir eskizler yapıyorum ama hiç baş edemiyorum. Yani bu çıkmaz duygusuyla ee, nasıl bir duyusal bir şey yaratmalıyım ki o çıkmaz duygu duygusunu aktarabileyim diye. Çünkü çıkmazın işte Arnavutköy'den, Yeniköy'den, Boğaz'dan bende bir karşılığı var bir İstanbullu olarak. Mudanya'da çıkmazlarla karşılaşınca çok duygulandım. Ve orada kurdukları yaşamı da işte akşam bir alıyorlar. Bir oturma köşeleri insanların kaçtığı bir yer ve çıkmazdan yapılara baktığın zaman denizi döven, denizin dövdüğü yapılar e, değil mi? Bunlar böyle e, bizim kendi yaşadığımız bölgenin görünümleri duygusal olarak da birçok şey ifade ediyorlar bizim için. Mesela bu benim için bir tema. Kentle bir bağ kurmak gerekirse çıkmazların bende ne ifade ettiği. E, sonra geliştirdim giderek meseleyi. Şimdi böyle güneş ışığı her şeyi solduruyor. Gazete kağıtlarını, naylonları yırtıyor. Tahtalara, bilmem nelere her şeyi aynı görünümü e, vermeye başlıyor bir zaman sonra. Onları eskitiyor, yıpratıyor ve çürütüyor. E, i̇nsanlara da belki böyle bir şey yaptığını düşünmeye başladım. Bu tip spekülasyonlarla e, yol alıyorum. Yani gayet de bana kalırsa sanasından ama sana dair de iyi bir açıklamım yaptı bu konu diye düşünüyorum. Çünkü çıkmak konutu iyi de bir konu. Enteresan da bir konu. Dinlerken de benim de ilgimi çekti ve bana bile hemen anında bir şeyler düşündüm. E, evet başladım. ben de ilk karşılığına çıkmazların Hani ben Doğduğum ve bu yaşıma geldiğim güne kadar çıkmazlardan ne anladım? Çıkmazlarda nasıl vakit geçirdim? Çıkmazlar benim için ne? Ee, yani değil mi? Çıkmazı her kentte bulamayız. Belki Napoli'de buluruz. Ee, Napoli'de. Evet Napoli'de buluruz çıkmazı. Ondan sonra e, Yunanistan'da buluruz. Bize yakın bir yaşam tarzı olarak. Mesela Antalya'da bulamayız çıkmaz kolay kolay. Orada da köşecikler var. Yani şimdi bu Yunan adalarında ve e, bizdeki Ege kıyılarında ve Karadeniz'de e, denizle buluşulan yerde çıkmaz olmayan yerde insanların böyle bir habitat kurup yaşam alanları kurduğu köşecikler var. Mesela konuyu uzatacağım ama bu surların önüne yol yapılmadan önce İstanbul'da orada bir yaşam varmış. Biz bunu Aragüler fotoğraflarından, Sait Faik hikayelerinden bilebiliyoruz. Açık Hava Oteli hikayesi sanırım Sait Faik'in. Şimdi yol yapılmış fakat sur içindeki ahali o kültürel meseleyi bu sefer kayalıklar olmuş. Kayalıkların üzerine taşımış. Mesela o kayalıkların üzerine boyamış, betonlar dökmüş, ağaçlar, kuru ağaçlar dikmiş. Çaylar demleniyor vesaire. Bu neresi? Saray burnundan ahır kapıya kadar olan bölümde. Anladım ki orada devreden bir bakiye var. Yani çok geçmiş yüzyıllardan surun önünde belli ki kültürel bir yaşam oluşmuş. E, denize girmekte de dahil, gezinti de dahil, işte bir şeyler pişirmekte dahil falan. Aradan yol geçmesine rağmen işte o kayalar bir tür sanki landart varmış gibi orada boyanmış, düzenlenmiş. İnsanlar her gün oraya geliyor, bayrakları var, müdavimleri var vesaire. Sanki bir Aki Kara Osmaki filmi gibi böyle kentte insanlar yeni yaşam alanları oluşturmaya devam ediyorlar. Ve o orayı kendi renkleriyle, kendi dilleriyle boyuyorlar. Ee, bu da güzel bir alet ruhiye. Kesinlikle yani yakın zamana kadar bakır köy sahilde böyleydi işte Florya sahil bambaşka bir iklimi vardı ama böyleydi bir tarafta kayalıklara yerleşen insanlar diğer tarafta işte kumları plajı sahiplenen ve oraya hatta kendi habitatını taşıyan insanlar vardı ki hatta bu kentlilere dair de kentlerin ne tür pratikleri olduğuna dair de bir de çok şey fıtıldayan şey. Tabii şeydi. kente eşyası gibi kullanmaya devam ediyor güzelce. Yani dilediğince, gönlünce kullanmaya devam ediyor. Çünkü bize merkezin sunduğu şey ee, kıyıdan sonra dev bir otoban. Onun önünde de e, yüksek kayalar. Hani sanırsın ki burada yaşam kurulamaz. Onu da bypass ediyor insanlar. O saray burnundaki kayalıklardan denize giriliyor. Hatta e, eski bir boğaz eğlencesi var dolmuş. E, bütün boğazlar bilir bunu. Elbiseleri aşağıda bir noktada bırakıp bir iki kilometre yukarı yürüyüp işte Tarabya'dan Yeniköy'den tekrar İstinye'ye doğru sahilden yılları seyrederek akarsın yüzerek. 3-5 arkadaş yaparsın bunu. e Şimdi saray burnunda dolmuş geleneği devam ediyor. Biz yüzdük oradan eşyaları aşağıda bir noktaya bırakıyoruz, saray burnuna doğru ahır kapıya yürüyoruz, suya atlıyoruz. Oradan rafting yapar gibi böyle debiste yüksek suyun tam en şiddetli olduğu yer akıntının e oradan aşağı baya eğlenceli bir şekilde akıyoruz. Defalarca yaptık bunu yani tekrar e, eski boğazlar bunu yapıyordu her bölgede. Yani e, güzel bir eğlence. Kesinlikle ama yani iyi derece yüzmeyenler denemedin tabii ki. E boğazlar iyi derece yüzer. İşte siyesiye siye kürek çekmesini bilir. Bir çapara atmasını bilir. Yani deniz kültürünün olduğu bir şehirdeydik. Sonuçta sahilde yaşayan herkes bir sandal bağlamayı bilirdi. Ee, i̇şte bir kürekle bilmem ne yapmayı bilirdi. Ya da gezintiye çıkmayı vesaire vesaire. Onlar için çok büyük dert değildi. Çok teşekkürler Anton. Ben teşekkür ederim Abdullah. Söyleşi için. Ve hem de sergi anlatma fırsatı bulduğum için teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bugün Şehir Hepimiz'in programında Anton Kontiniovil ile birlikte öğleden sonra sergi üzerine konuştuk. Sergiye Anton'un tanıt pratiğini ve yakın dönemde üzerinde düşündüğü bir takım temel kavramlara metinlere dair bir takım açılımlarda bulunmayı denedik. Haftaya yeni bir programda görüşmek üzere. hoşçakalın.